Merhaba sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Şimdiki durağımıza Kayseri'nin Bünyan ilçesinden sesleniyoruz. MKB Otel Kafe'nin konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Mustafa Kemal Bayaz bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhabalar. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? MKB Otel Kafe kimdir? Ne zamandır bu sektördeyiz? Daha önce farklı sektörde çalışıyorduk. Memleketimize dönme kararı aldıktan sonra geldik. Burada böyle bir ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Halkımıza bu hizmeti verebileceğimize inandık. Geçmiş tecrübelerimize dayanarak. Böyle bir işletmeyle şu an insanlarımızın huzurundayız. Öncesinde farklı bir sektördeydik. Daha sonrasında aslen buralısınız, Kayseri Bünyanlısınız. Burada da böyle bir eksiklik vardı. Burayı kısa zaman önce faaliyete getirdiniz ve hizmet sektöründe Bünyan halkına hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Evet, 3 tane çocuğum var. Memleketimde büyüsün istedim. O bahaneyle buraya geldik. Böyle bir işte bize kısmet oldu. Halkımızla buluşturduk. Şu an böyle bir hizmet verdiğimiz için de mutluyuz. Harika. Pekala, burada sunulan hizmetler neler? Aynı anda burada kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Burada şöyle söyleyeyim size. Yan tarafımızda kafemiz var. Üst katlarımızda otel odalarımız var. 35 kişi misafir edebiliyoruz. Verdiğimiz hizmetler şu an için bu kadar. 35 kişilik bir yatak kapasitesiyle burada hizmet vermeye konaklama sektöründe yer alıyoruz. Ayrıca yan tarafta kafemiz var. Tabii ki müşterilerin isteğine göre sabah kahvaltı olanağımız da mevcut. Bu tür hizmetleri burada sunmaya devam ediyoruz. Pekala, sizi diğer otellerden yani rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir? Neden sizi tercih etmediler? Şöyle izah edeyim bunu. Biz bu işe başlarken zaten şu prensiple başladık. Yani dedik ki bu sektör bir kere temizlik olmazsa olmazımız dedik. Hijyen konusuna çok dikkat ediyoruz. Bir ikincisi de kendimizi olabildiğince gün ve gün geliştirmeye çalışıyoruz. Yani gelen insanların bize olan tepkilerine göre mesela şu da olsa daha iyi olurdu önerilerine göre kendimizi de geliştiriyoruz. Tabii ki geliştirmede de bir sınır olmadığını düşünüyoruz. Tabii ki de bunun yanı sıra konaklama sektörü tabii ki de geniş kapsamlı bir sektör. Benim sizden anladığım şu şekilde. Kendi evinizde nasıl huzurluysanız, nasıl konforluysanız buraya gelen müşterilere de ev sahipliği yaptığınızdan dolayı aynı konforu yakalamaları için aslında bir çaba gösteriyoruz. Müşteri memnuniyetini en üst safhada tutuyoruz. Aynen öyle. Zaten fark ettiniz girişte de kendi eviniz gibi diye bir sloganımız var. O şekilde başlıyoruz. İnsanların dediğiniz gibi kendi evlerinde ettiği rahatı burada da ettirmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bunda da bir sınır yok. Biz elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Kısa zamanda da bu başarıyı yakaladık. Evlerindeki konforu sunuyoruz buraya gelen müşterilere. Şu an için otelimiz dolu. Zaten buradaki müşterilerimiz de şunu söylüyorlar sağ olsunlar. Buradaki sloganın hakkını veriyorsunuz diyorlar. Ama dediğim gibi yani bu bizim için aslında bir giriş oldu. Bu daha da güzel olacağına inanıyoruz. Hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz MKB Otel olarak? Tabii hedeflerimiz her zaman daha ileriye gitmek. Ama kısmet diyelim. Rabbim bize neler kısmet edecek, nerelere kadar gidebileceğiz, onları çalıştıkça göreceğiz diyelim. Şimdilik bu kadar diyelim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. MKB Otel Kafe olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyoruz Mustafa Kemal Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri, bugün sizlere Kayseri'nin Bünyan ilçesinden seslendik. MKB Otel Kafe'nin konuyduk. Evinizdeki konforu yakalamak istiyorsanız hijyen konusunda gönül rahatlığıyla konaklayabileceğiniz tek adres diyoruz. Herkesi bir kez de olsun buraya bekliyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.